Selamlar arkadaşlar. Akıllıca çözümler videolarına devam ediyoruz. Bu videoda permütasyon konusundaki bazı soruların akıllıca çözümlerini izleyeceksiniz. İyi seyirler. Şekildeki A noktasından B noktasına en kısa, sadece sağ ve yukarı hareket ederek en kısa yoldan gitmek isteyen bir şahıs bu işlemi kaç farklı biçimde gerçekleştirebilir? Bu tarz soruları daha öncesinde de görmüşsünüzdür eminim. Öncelikle bu soruları şöyle çözüyorduk, hatırlayın. Kaç tane yatay yol var? 1, 2, 3, 4 tane yatay yol var. Artı kaç tane dikey yol var? 1, 2, 3, 4. 4 tane de dikey var. 4 artı 4 faktöriyel bölü yatay yolların faktöriyeli çarpı dikey yolların faktöriyeli. Yani burası ne olur? 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 faktöriyel, yani 4 çarpı 3 çarpı 2 dersek 4, 2, şu 8 gitsin, şunu da götürürsek 2, 2 çarpı 5 10 çarpı 7'den 70 farklı yoldan gidilebilir diye bu soruyu çözebiliyorduk. Peki şimdiki çözüm önerim şu: arkadaşlar, A'dan B'ye gidiyorsa A şahsının sağında ve solunda görebildiği tüm köşelere, tüm kavşaklara 1 yazıyorsunuz. İşte şuralara hep 1 yazıyorsunuz ve A'nın üst tarafına da 1 yazıyoruz. Yapacağımız hareket şu: şu köşeleri toplayıp bir üste yazıyoruz. 2. 2 ile 1'i topla 3. 3 ile 1'i topla 4. 4 ile 1'i topla 5. 1 artı 2 3, 3 artı 3, 6, 6 artı 4, 10, 10 artı 5, 15, 1 artı 3, 4, 4 artı 6, 10, 10 artı 10, 20, 20 artı 15, 35, 1 artı 4, 5, 5 artı 10, 15, 15 artı 20, 35, 35 artı 35 dersek burada ne olur? Doğru cevabında 70 olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam, her zaman bu yollar bu şekilde verilmiyor. Yani 4 çarpı 4 tipinde, 5, 5 çarpı 5 tipinde verilmiyor. Peki şöyle bir şekil verelim biz size. A'dan B'ye gitmek istiyor yine bu vatandaş ve kaç farklı biçimde gidilebilir diyor. Önce uzun yöntemle bir çözelim. A'dan B'ye gitmek isteyen şahıs şu gördüğümüz köşegen üzerinde, işte tam şurada arkadaşlar, mecburen şu işaretlediğim nokta, bu işaretlediğim nokta ve bu işaretlediğim noktadan geçmek zorunda. Bu noktalara K, L ve M noktaları, M kavşakları diyelim. Pekala, K kavşağından geçmek istiyorsa önce A'dan K'ya, daha sonra da K'dan B'ye gitmek ister. A'dan K'ya nasıl gider? Bir tane yatay yol var, 3 tane dikey yol var. 4 faktöriyel bölü 1 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 3 faktöriyel çarpı. K'dan da B'ye gitmek istiyor. Bir tane dikey yol, 4 tane yatay yol olduğu için 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel diyebiliriz. Artı, peki L'den, yani A'dan L'ye, L'den B'ye gitmiş olsaydı, 2 tane yatay, 2 tane dikey olduğu için 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyecektik. Çarpı L'den de B'ye gitmek için 3 tane yatay, 2 tane dikey olduğundan 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diyecektik. Artı, şimdi bir de bu M'den gitmiş olsaydı, yani A'dan M'ye, M'den B'ye gitmiş olsaydı 3 tane yatay, 1 tane dikey olacaktı. Dolayısıyla 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı M'den B'ye gitmiş olsaydı da 5 faktöriyel bölü 2 tane yatay, 3 tane dikey olduğu için 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diyecektik. Şimdi bu işlemi yapalım. Şöyle diyebiliriz. Bakın, 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel zaten 4'tür. 5 faktöriyeli de 4 faktöriye bölersek 5 gelir. Artı 4 faktöriyel 24, bunu 4'e bölersek 6. 5 faktöriyel 120, 6'ya böldük. 20, 2'ye böldük 10. Artı 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 4. 5 faktöriyel yine aynısı gelecek, şurası da 10 gelecek yani. 4 çarpı 5 20. 6 çarpı 10 60, 4 çarpı 10 40 ve toplamda 120 farklı yoldan A'dan B'ye gidebilirdi diyecektik. Peki bizim yöntemle nasıl olacak? A'nın sağında görebildiği tüm kavşaklara
ve sorunda görebildiği tüm kavşaklara bir yazın. Şimdi dikkatli dinleyin. Bu soruda diğerinden biraz daha farklı uygulayacağız bu metodu. 1 ile 1'i topla, buraya yaz 2. 2 ile 1'i topla, buraya yaz 3. 3 ile 1'i topla, buraya yaz 4. 1 ile 2'yi topla, buraya yaz 3. 3 ile 3'ü topla, 6. 6 ile 4'ü topla, buraya yaz 10. Peki ben 10 ile şimdi neyi toplayacağım? Hemen toplayamadığım anda buradaki 4'ü yana kaydırıyorsun, 4 diyorsun. 10 ile 4'ü topla, 14. 14 ile neyi toplayacağım? Gene aynı, hemen yanındakinden yardım istiyorsun. 10 ile 4'ü topla, 14 ile 4'ü topla, 18 diyorsun. 1 ile 3'ü topla, 4. 4 ile 6'yı topla, 10. 10 ile 10'u topla, 20. 20 artı 14, 34. 34 artı 18, 52. Pekala şimdi 10 ile neyi toplayacağım ben yukarıda? Yok. O yüzden 4'ü yukarı kaydırıyorsun. 10 ile 4'ü topla, 14. 14 artı 20, 34. 34 artı 34, 68. Ve 68 artı 52 de 120'dir diyebilirsin. Peki biraz daha durumu abartırsak ne olur? Bu şekilde bir merdiven sorusu, yanlış hatırlamıyorsam, birkaç sene öncesinde Özde 1 sınavında da çıkmıştı. A'dan B'ye kaç farklı yoldan gidilebilir diye, buna benzer bir soruydu. Peki bunu nasıl çözmemiz gerekiyor? Onun da çözümünü gösterelim. Yine A'dan B'ye gitsin. A'nın sağında görebildiği kavşak bir tane var. Altında görebildiği kavşakta, burada hepsine 1 yazıyoruz. 4 tane kavşağa. 1 ile 1'i topla 2. 2 ile 1'i topla 3, 3 ile 1'i topla, 4, 4 ile 1'i topla, 5. Şimdi ben 3 ile neyi toplayacağım? Hemen yardım aldık, 2'yi yazdık buraya. 3 ile 2'yi topla, 5, 4 ile 5'i topla, 9, 5 ile 9'u topla, 14 diyeceğiz. Peki 9 ile neyi toplayacağım ben şimdi? Hemen 5'i yana kaydırdık. 9 artı 5, 14. 14 ile neyi toplayacağız burada? 18, 28 yaptı, 14'ü topladık. Pekala 28 ile neyi toplayacağız? Hemen 14'ü yana kaydırdık. 14 artı 28 eşittir 42 farklı yoldan A'dan B'ye gidebilirmiş diyeceğiz. Evet, bu yöntemin dışında bir de şu tarz sorular var permütasyonda. Bu şekil toplam 25 tane özdeş kareden oluşmuştur veya kenarları bir birim olan kareden oluşmuştur. Ve bize sorduğu soru şu: kaç tane dikdörtgen var diye. Dikdörtgen olayını basit bir şekilde şu şekilde yani gösterebiliriz. Bizim dikdörtgen olabilmesi için bu şeklin iki tane yatay doğruya, iki tane de dikey doğruya ihtiyacımız var. İşte ortada görünen şekil dikdörtgendir diyeceğiz. Peki iki tane yatay, iki tane dikeye ihtiyacımız olduğundan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yatay var. Ve kaç tane dikey var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de dikey var. 6 tane yatay doğrudan ikisini seçeceğiz. Çarpı 6 tane dikey doğrudan 2 tanesini seçeceğiz diyebiliriz. Burada 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2. 2 tane olduğu için bunun karesini alabiliriz. Eşittir. Şunları sadeleştirirsek 15 gelir, 15'in de karesi 225'tir diyebiliriz. Peki kaç tane kare var? Kaç adet kare var diye sorduğunda ne yapmamız gerekiyor? Değişik yöntemler var tabi ama ben size en kısasını şu şekilde gösterebilirim. Arkadaşlar şuradaki kareden başlayarak L olacak şekilde kutucukların içerisinde, karelerin içerisinde 1 yazıyorsunuz. Daha sonrasında sağa doğru hareket etmemiz gerekiyor. Hepsine 1 yazdık. Sonrasında şu gördüklerinize 2 yazıyorsunuz. Yine L oluşturuyoruz. Ve şuradan tekrar başlayıp 3'lerle L yapacağız. Yine L çizeceğiz. Şimdi 4'lerle şuraya. Şimdi de 5 yazıyoruz. Evet, kaç tane kare olduğunu öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, bu karelerin içerisine yazdığım sayıları toplayabilirsiniz. Evet, toplayalım. Şurada 5 tane, burada 4 tane. 9 tane 1 yazmışız. Kaç tane 2 yazmışız arkadaşlar? 4, 7 tane. 2 kere 7, 14. Artı 9 diyelim. Devam edelim. Burada 5 tane 3 var. 15 yapar. 5 tane 3, 15. Ve 3 tane 4 var. Burası da 12 yapar. Ve bir tane de 5'imiz var. Bunları toplayalım. 15 artı 5, 20. 12 daha 32.
9 daha 41, 14 daha 55 adet kare vardır diyebiliriz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.